Selam arkadaşlar, hepinize yeni videodan merhabalar ve keyifli pazarlar diliyorum. Tabi editten sonra aslında bu video pazar gecesine denk gelecek ama yine de herkese yeniden merhaba. Nasıl bir giriş? Hemen sizlere video konu başlıklarını söylüyorum. Öncelikle bir, sizlere çok beğendiğim apokaliptik tarzdaki bir serinin ilk kitabından bahsedeceğim ve bu kitapla ilgili başıma gelen trajikomik bir olayı anlatacağım ve onun hemen arkasından da geçen haftaki hediye kitap çekilişimiz artık bu videoda sahiplerine ulaşacak. O halde ilk önce kitabımızla başlıyorum. Kitabımız Metro 2033, Dmitri Glukhovsky. Arkadaşlar bu seriyi daha önce duydunuz mu bilmiyorum. Ben aslında bu kitabı birkaç ay önce okudum. Fakat videosunu çekmekte nedense hep böyle bir kararsızlık yaşadım. Üçünü beraber mi okusam çeksem, ya birazcık yayıp mı çeksem, çok kararsız kaldım. Ama dedim ki bunu böyle birazcık sizlere de heyecan tattırmak amacıyla tek tek çekmeye karar verdim. Ve ilk önce 2033'ü okuduğum için başlıyorum. Konumuz çok güzel, konumuz çok ilginç. Yıl 2033, adından da anlaşıldığı gibi. Arkadaşlar dünya bir moloz, enkaz yığına dönüşüyor. Çünkü nükleer saldırıdan, nükleer bir savaştan yeni çıkıyor. Ve biz bu dünyaya tamamen Rusya'da, daha doğrusu Moskova'dan bakıyoruz. Moskova metro istasyonunda Rusya'da hayatta kalmayı başarabilen bütün insanlar yer altına iniyor. Ve inebilecekleri tek yer Moskova metro istasyonu. İstasyon gerçekten çok büyük, devasa. Çünkü ülkenin neredeyse hemen hemen bütün her yerine yayılabilen hatları var. Buradaki ana karakterimiz 20 yaşındaki Artyom. Bu şekilde biraz telaffuzu ilginç, R'yi tam söylemiyorlar sanırım ama Artyom'la beraber biz bütün metronun karanlık dehlizlerinde gezmeye başlıyoruz. Dediğim gibi apokaliptik tarzda kıyamet sonrası bir kitap ve bence aslında oldukça başarılıydı. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bu kitabın içerisinde en azından ilk kitapta öyle aşk meşk yok. Çünkü buradaki tek derdimiz bizim hayatta kalmak. Koşarak gitmiyor bu kitap. Sadece birazcık uzun adımlar atarak gidiyor. Heyecan yönünü, akış yönünü bu şekilde söyleyebilirim. Artyom ne yazık ki dev farelerin, evet arkadaşlar şaka değil çünkü bu saldırı sonucunda, bu nükleer saldırının neticesinde hayvanlar da mutasyona uğruyorlar ve beklenmedik şekillerde, beklenmedik güçlerde insanların karşısına çıkıyor. Dev farelerin saldırısından sonra Artyom üvey babasıyla beraber İstasyonun birinde yaşamaya başlıyor. Buradaki bütün istasyonlar küçük küçük bölümlere bölünmüş durumda. Bildiğiniz eski Yunan şehir devletleri gibi ve her birinin içerisinde kendine has kuralları var. Burada arkadaşlar duygulara yer yok. Tek bir şeye inancınız olacak, içinizdeki içgüdüye. Çünkü o karanlık dehlizlerde, o karanlık yerlerde ilerlerken sadece içgüdülerinize güveneceksiniz. Ve size şunu söyleyeyim. Metroda artık korkmanız gereken sadece insanoğlu değil. Çünkü karanlıklarda öylesine yaratıklar, öylesine beklenmedik şeyler karşınıza çıkıyor ki bir daha evinize geri dönemeyebilirsiniz. İşte Artyom'un macerası bu şekilde başlıyor. Yukarıya çıkmak kesinlikle yasak. Yeryüzünü unutun arkadaşlar. Yıldızları bir daha göremeyeceksiniz. Belki orada doğanlar için durum yıldız nedir sorusuna dönüşebilir. Ama düşünsenize, siz burada yaşıyorsunuz ama bir müddet sonra güneşi, yıldızları, ışığı, her şeyi unutup karanlık bir istasyonda yaşamaya başlıyorsunuz. Bununla ilgili görevlendirilen insanlar var. Bütün metro boyunca çok küçük bir grup bunlar. Adlarına Stalker deniyor ve bunlar belli zamanlarda yukarıya çıkıyorlar. Derken bir gün Artyom'a bununla ilgili bir görev veriliyor. Stalker'ın bir tanesi çok tehlikeli bir türü araştırmak için herkesten gizli olarak yukarıya çıkacak. Fakat bunu Artyom'a söylüyor ve diyor ki eğer 2 gün içinde geri dönmezsem her şeyin merkezi olan bir yer var. Buraya polis istasyonu deniliyor ve bütün her yer buradan yönetiliyor. Polise git ve durumu anlat. 2 gün içinde dönmüyor ve Artyom'un bu yolculuğa başlaması gerekiyor. İşte bizim kitabımız aslında ilk sayfadan itibaren bu şekilde başlıyor. Biz bu kitap boyunca Artyom'la beraber bütün istasyonları kat ediyoruz. Arkadaşlar giriş çıkışlar öyle kolay değil. Kimlik belgeleri, bildiğiniz pasaportlar gerekiyor. Çünkü insanoğlu kıyamet sonrasını da yaşasa, nükleer felaketten sağ kurtulmayı başarsa da ne yazık ki benliğinden vazgeçmiyor. Metronun içerisinde o küçücük istasyonlarda gene herkes kendi dinini yaratıyor. Neredeyse dilini yaratıyor. Herkes yeniden bir devlet kurma çabasında kendi kafasındaki bütün devlet ve din düşüncelerini karşıdakine empoze etmeye çalışıyor. Yani benliğimizden vazgeçmeden aslında aşağıda da bir savaş vermek zorundayız. Yiyecek kısmından da çok kısa bahsedeyim. Elbette ki kendi çaplarında bir şeyler yetiştirip yemeye çalışıyorlar. Para yok.
Orada sizin alışverişinizi sağlayacak tek araç fişekler. Bildiğiniz tüfek fişekleri. Ama fişekler size lazım. Çünkü karanlık yollarda karşınıza neyin çıkacağı asla belli olmaz. Kitapla ilgili en beğendiğim ikinci nokta ise elbette ki çoğumuzun gidip de bir Moskova metrosunda gezdiğini, ziyaret ettiğini zannetmiyorum ama kitap bunu o kadar güzel bir şekilde gösteriyor ki ilk sayfada arkadaşlar kocaman bir şekilde yakından Artyom'un hangi istasyonları, hangi geçitleri kullanıp polis merkezine gittiğinin haritası var. Hemen arka sayfasında ise gene bir tane harita konulmuş ve burada da o kadar bitişik ki ben bunu çok geç fark ettim. Daha büyük hali, yani Artyom'un ziyaret etmediği istasyonlar da bu şekilde gösterilmiş. İlk kitabı okudum, oldukça beğendim. Buradaki en önemli konumuz aslında istasyondaki en tehlikeli tür diye bahsettiğim karaderililer. Çünkü bu karaderililerin en büyük özelliği karşıdakine temas etmeden onların beyinlerinin içine girebiliyor ve onları hareket edip kontrol edebiliyor. Fakat Artyom'un bunlara karşı özel bir savunması var. İşte zaten bu yüzden Artyom bizim için seçilmiş kişi. Bakalım yolculuğu nasıl sonlanacak? İkinci ve üçüncü kitabı okumak için aslında çok heyecanlanıyorum. Çünkü ilk kitap öylesine bir ters köşeyle bitti ki diye kaldım. Şimdi bununla ilgili ikinci kısma geçiyorum. Yine kitaptayız. Arkadaşlar bu kitabın bir oyunu var. Hemen zaten arkasında da söylüyor. Ben kitabı başladım okumaya. Kitabı bitirmeden oyunu bitirdim. Oyun çok güzel, çok heyecanlı. Fakat benim size önerim ilk önce kitabını okumanız. Çünkü benim gibi kitabın böyle yarısındayken veya daha başlarındayken oynamaya başlarsanız PlayStation'da ben bu oyunun bir şeyi vardı. Onu indirip oynadım. Oyun çok güzel. Tamamen oradasınız. Kitapta da oyunda da atmosfer çok güzel yansıtılmış. Çünkü yukarıya çıktığınız zaman gaz maskeniz olmak zorunda. Gaz maskeniz sizin en yakın arkadaşınız. Ve ben sürekli Artyom karakteri olarak onu canlandırıyoruz, oynuyoruz. Artyom'u hareket ettirmeye çalışıyorum. Orada bir saat var. Gazın, oksijenin süresiymiş. Bitiyor. Ben maskeyi takmadan falan ilerlemeye çalışıyorum. Tam böyle canavarlarla savaşacağım, ben ölüyorum. Çünkü kitabı okudukça aslında adım adım orada Artyom'un yaşadığını ekrana yansıtmışlar. Bir ikilem yaşadım ama oyunu oynayacağım diye kitabı çok daha geç bitirdim. Oyunu benim için çok heyecanlı, çok keyifliydi. Tabii ki aslında sürüm olarak eski ikinci ve üçüncüyü de artık dedim ki kitapları sırayla okuyacağım, oyunlarını da ona göre oynayacağım diye. Oyun konusunda da bir arkadaş bana çok yardımcı olmuştu. İsimleri hangi sırayla oynamam gerektiği, ona da buradan teşekkürler. Ve film yok mu diyeceksiniz. Bu kitabı yazılmış, oyunları çekilmiş. Filmi var arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Filmle ilgili Amerikalılarla anlaşıyor. Fakat Amerikalılar bunu metroda, Moskova metrosunda geçmesine ve Rusya'da olmasına rağmen kendi ülkelerinde çekmek istiyorlar. Bu yüzden Dimitri ile araları bozuluyor. Ve Dimitri bunu artık bir Rus yapım şirketine çektirecek. Yani çok yakında filmi görebiliriz. Bununla ilgili söylemek istediğim aslında çok önemli birkaç tane daha detay var. Ama ben şimdi çekilişe geçeceğim. Çünkü nasıl olsa metro serüvenimiz 2034 ve 2035 ile beraber devam edecek. Bir de şey söylemek istiyorum. Çok belki uzattım ama bunu anlatmam lazım size. Ben bu postu ilk attığım zaman kitabın postunu Instagram'da paylaştım. Okuyorum metro, çok heyecanlıyım, çok mutluyum diye. Bir tane yorum geldi. Rusça bir yorum. İşte neden yapıyorsun? Bazen merak insanı gerçekten başını derde sokabiliyor. Bir yorum geldi. Benim işte Instagram'da arkadaşım var. Oradan takip edenler bilir, Ebru. Ebru da Çince falan öğreniyor. Ebru dedim, bu dedim ne yazmış dedim, bu ne demek istiyor? Hani yorumda bir samimiyet olduğuna inanıyorsunuz. Hani böyle bir saçma sapan bir yazı değil ama yazının ne oldu? Yani Rusça bilmeden yorumun samimiyetine inandım. Bendeki de değişik bir durum. Ondan sonra Ebru'nun bir arkadaşına çözdürüyor. Kız çevirmiş Türkçe'yi, atmış. Ne demek olduğunu bilmiyorum ama diyor. Ebru da kitabı okumadı yani. Bana atıyor çocuğun yorumunu. Diyor ki bunu yazmış ama ne demek istediğini ben de anlamadım diyor. Spoiler. Arkadaşlar bu kitapla ilgili yiyebileceğim en büyük spoiler'ı yedim. Teşekkür ediyorum buradan Rusya'daki arkadaşa. Gerçekten fenaydı. O yüzden bence benim videomun dışında kalkıp da herhangi bir yerde metroyu araştırmayın. Büyük ihtimalle yiyeceğiniz en büyük spoiler o olur diye düşünüyorum. Benden başka yerlere gitmeyin lütfen. Evet arkadaşlar, bunu da anlattıktan sonra yine çok heyecanlı kısma geçiyoruz. Bakalım geçen haftaki kitap hediyelerinin sahipleri kim olacak? Şimdi başlıyorum.
Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, katılanlara bu arada çok teşekkür ederim. Ben çok mutlu oldum. Zaten şimdi çekiliş yaparken de birkaç bir şey söyleyeceğim. Hepinizin adlarını kitaplara ayırarak, olmadı başlayalım, sevme beni yanarsın, gerçekli hayal. Kim neyi istiyorsa bütün yorumları tek tek gördüm. Ben oradaki şeye bağlayıp da tık 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 bilgisayarın seçmesini istemedim. Her birinize böyle kendi elimle çekip vermek istedim. Her birinizin adını yazdım. O yüzden bunları keseceğim şimdi. Çekeceğiz kurayı. Olmadı baştan alalım için. Zehra Kılınç. Seni tutuyorum. Gerçekten. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu yaptım ya, hani böyle Zafer Adaş. Bir taraftan da çok böyle üzülüyorum. Ya çıkmazsa, ya çıkmazsa. Tamam, belki 6 kişi arasında bir tane şansınız var ama hani böyle şey yapıyorum. Ya herkese çıksın istiyorum. Böyle bir kere şey dedim kendi kendime. Yorumlar geliyor. Bana çıkacak işte, hissediyorum, biliyorum. Ben o kitabı çok istiyorum diye. Diyorum ki ya çıkmazsa. Hiç çıkmayabilir yani. Bunu okumadım. Pınar Alkayak. Ben galiba bunu konuşurken yapamıyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. Şey yapabilir misin? Ben mesela yolda yürürken konuşamam. İşte sakız çiğnerken zorlanırım, bilmiyorum. Hacı Erbalı. Bu Hacı bundan çok emin değilim ya. Yani o konuşundan çok emin değilim. Bakalım, olmadı baştan alalım kime gidecek? Ceyda. Herkese gerçekten birer tane kitap vermek istiyorum. Sonra diyorum ki ben ne yapacağım? İnci Geçkil. Hepinizi tek tek tutuyorum arkadaşlar. Umarım hepinize çıkar. Aybüke'den. Galiba bu şeyler, çekiliş olayları bana göre değil. Alamayan şey, hayatın düzenine isyan edip yaşayamayanlardan. Başka bakıyorum. Şu boşta kalan fazlalık kağıdım. Olmadı baştan alalım. Çekilişimiz başlamıştır. Şöyle de çevireyim. Ve prense çektirseydim keşke, tavşanlara çektiriyorlar ya, bağırıyor içeriden. Bir tane çektim. O kadar bahsettim ki gene kesin yanlış okudum. Hacı Erbalı. Tebrik ediyorum. Keyifle oku. Lütfen Instagram DM'den bana ulaşmayı ihmal etme. Şimdi geçiyorum. Sevme beni yanarsın. Sevme beni yanarsın için isimleri okumaya başlıyorum. Jesus Patriot. Değişik bir isim seçimi olmuş burada. Hüda Yalçın. Tolunay Eken. Şey gibi değil mi bu? Ve okulda çağırırlardı ya, herkesin önünde. Buğra Açkalmaz. Esra Filiz. Burada 5 kişi. Değil mi? 2, 4, 5. Evet. Aslında böyle azalınca şans da bence yükseliyor gibi. Bakalım, sevme beni yanarsın için çanağımız dönüyor. Dın 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 dın. Şöyle de yapayım. Vallahi bakmıyorum. Gerçekten bakmıyorum. Ama merak etmeyin. Daha rafta bayağı kitaplar var arkadaşlar. Bu yayıla yayıla hepinize gidecek. Çekiyorum. Hüda Yalçın. Tebrik ediyorum, seni sevme beni yanarsın. Senin için kargoya verilecek. Son kitabımız için şimdi kesmeye başlıyorum isimleri. Gerçekle hayal. Anıl Onur. Gerçekle hayal için katılan arkadaşımız. Mihriban Benli. Bu arada arkadaşlar lütfen, hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, beni Instagram'dan ve Bin Kitap hesabından takip etmeyi de unutmayın. Fatma Başoğlu. Arif Kaptan. Ve sadece Doğan. Doğan Bey yazmış. Evet.
Burada da 5 kişi güzel. Gerçek ve hayal için başlıyoruz. Küre döndü, döndü, döndü. Mihriban benli. Tebrik ediyorum. Gerçek ve hayal senin için kargoya verilecek. Evet arkadaşlar, kazanan bütün herkesi tebrik ederim. Çekiliş kazanamayanlar lütfen üzülmeyin. Çünkü daha burada vereceğim çok fazla kitap var. Aynı türde var, romantikler var, klasik kitaplar var. Umarım yine her biri böyle çok isteyenlere kavuşur. Kazananlar da DM'den, Instagram DM'den bana ulaşmayı unutmayın. O halde katılan bütün herkese çok teşekkür ederim. Bu videoyu izleyen bütün herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki haftayı lütfen beklemede kalın. Bir çekiliş daha gelebilir. O halde sizlerle bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.